Sur'da 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Teğmen Recep Erdoğan memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Sur'da yaralanan uzman çavuş Göksal Cin'den de acı haber geldi. Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker kurtarılamadı. Sur'dan bir kara haber de yine öğlen saatlerinde geldi. Operasyonda yaralanan bir askerimiz daha kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acele etme. Heyecan yapma. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde operasyonlar yoğunluğu düşmesine rağmen devam ediyor. Yaşanan çatışmalardan biri işte böyle görüntülendi. Hasan hadi. Hadi çabuk. Çabuk. Hadi. Çabuk. Hazır. Ayşe. Hastasın lan. İşte bu. Helal olsun. Çabuk Ayşe. Çatışmalar sırasında şehit olan güvenlik görevlilerimiz ise toprağa veriliyor. Sur'da şehit olan 5 askerden biri olan Teğmen Recep Erdoğan memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Değerlerimiz vardı. Erdoğan için Zafer Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Teğmen Erdoğan törenin ardından Gümüşhane merkeze bağlı Hasköy Köyü Merkez Mahallesi'nde toprağa verildi. Sur'da devam eden çatışmalarda yaralanan uzman çavuş Göksal Cin'den de acı haber geldi. Göksal Cin kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Askerin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Zonguldak'ın Elvan Pazarcık beldesine bağlı Çalca Mahallesi'ne gönderildi. Evlatlarından acı haber alan aile ise sinir krizleri geçirdi. Feryat eden ve baygınlık geçiren şehidin annesi Azime Cin ve kardeşlerini komşuları teselli etmeye çalıştı. Baba Şaban Cin'i ise Tugay Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin evine jandarmalar tarafından Türk bayrağı asıldı. Acı haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Öğle saatlerinde Sur'dan bir kara haber daha geldi. Operasyonda yaralanan bir asker daha kaldırıldığı hastanede şehit oldu.